Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 Bölüm 1, Ünite 1. Konu ayrık özne zamirleri. Ayrık özne zamirleri. Konuya girmeden önce biliyorsunuz ki arkadaşlar, eski müfredata göre de tüm üniteleri Arapça 1, 2, 3, 4 tüm üniteleri çekmiştik. Müfredat değişti, kitap değişti. Şimdi yeni kitaba göre çekimlere başlıyoruz. Ayrık özne zamirleri neymiş? Merfu munfasıl zamirler. Buradaki munfasıl kelimesi şuradaki ayrık kelimesine denk geliyor. Yani Arapça merfu munfasıl zamir denilir. Türkçesi ayrık özne zamirleridir. Munfasıl kelimesi ayrık demektir. Ama merfu özne demek değildir. Merfu daha genel bir şeydir. İçine özne de girer, farklı şeyler de girer. Zamir zaten zamir olarak çevrilmiştir. Çünkü zamir zaten Arapça bir kelimedir. İçinde neler var? Günlük hayatımızda Arapça bir demiş. Selamlaşmayla ilgili sözcükler. Biriyle nasıl selamlaşırsın? Daha sonra dil bilgisi var. Kendini tanıt var. Bir de fiil çekimi var. Demek ki 4 tane bölüm var bu ünitenin içerisinde diyebiliriz kısaca. Anahtar sözcüklerde şunlardır diyor. Bunları birazdan göreceğiz diyor. Evvela kitap değişti. Strateji de değişti. Yani kitabın özelliği değişti değil mi? Kitap eskisine göre çok farklılaştı. Diğer kitap dil bilgisi ağırlıklı iken şimdiki kitap daha çok konuşmaya yönelik. Mükamele dediğimiz karşılıklı konuşmaya dayalı bir kitap. Dil bilgisi daha az içermekte. Diğer kitapta böyle tercümeler yoktu. Biraz daha ağırdı diyebiliriz o yüzden. Şimdiki çok basit olmuş. Yani Arapça burada yazıyor. Türkçesi hemen çevirisi hemen aşağıda. İşte başlığın bile Arapçası Türkçesi var. Diğeri böyle değildi. Dolayısıyla kitap çok basite indirgenmiş. Basite indirgenmiş olmasının birkaç açısı var. Mesela birinci bakış açısı, İşiniz kolaylaştı. Daha kolay üniteye çalışabilirsiniz. Zorlanmazsınız. Bir hocaya ihtiyaç duymayabilir veya hocaya duyulan ihtiyaç azalmıştır. Öyle de diyebiliriz. Ama kötü yanı var. Eskiden az çok bir sözlük karıştırmak gerekiyordu. İşte kimisi Google çeviriyi kullanıyordu. Kimisi farklı siteler var. Alma-a iki tane A ile almani.com diye bir site var. Orada da sözlük sitesi, yani çeşitli dillere aktarabiliyorsun. Arapça kelime yazıyorsun, Türkçesini veriyor, Arapçasını veriyor, İngilizcesini veriyor. Güzel bir sözlük sitesi idi. Kimileri sözlük satın alıyordu, kimileri diğerine ona buna soruyordu. Yani soru sorarak ilim oluşuyordu. Şimdi her şey burada var diyerek kitabın dışına muhtemelen çıkılmayacaktır. Dolayısıyla Arapça öğrenme düzeyi azalabilir. Öte yandan konuşmaya dayalı olmasının avantajı var. Çünkü ülkemizde bir sürü Arap var artık. Yani bayağı bir değişti durum. Konuşmayı öğrenmeye dayalı bir Arapça kitabı. Daha fazla konuşmayayım, zamanınızı almayayım. Bunları siz de zaten kitabı gördüğünüzde düşünmüşsünüzdür. Diyor ki bildiğiniz üzere özne. Neden özneyi anlatarak başlıyor? Çünkü diyor ki siz en azından lise mezunusunuz. Dolayısıyla öznenin ne olduğunu Türkçe derslerinden, Türkçe dil bilgisinden zaten biliyorsunuz. Öyleyse ne yapalım? Bildiğiniz bir şeye dayanarak bir adım atalım. Özne cümlenin temel öğelerinden birisidir. Ne demek bu? Cümlede özne olacak, yani kaçınılmaz parça. Öznenin yerine kullanılan, onun yerini tutan sözcüklere de zamir diyoruz. Zamir nedir? Budur. Zamirler bir dilde ifadenin en güçlü öğelerinden birini oluşturur. Bunu ezberleyeyim. Gerek yok. Bu bölümde Arapçada merfu munfasıl zamirler adı verilen, yani ayrık özne zamirlerini inceleme fırsatı bulacaksınız. Bunu diğer Arapça eski müfredatta da zaten görmüştük. Bunun çekimini biz yaptık. Yine YouTube kanalımıza girerek zamirler yazarak bu konuyu bulabilirsiniz. Daha geniş, daha teferruatlı olarak bulabilirsiniz. Türkçede üçüncü şahıs zamirleri tekil ve çoğul olarak ayrılır değil mi? Türkçede o var, onlar var. O ikisi diye bir şey Türkçede yok yani. Arapçada Türkçeden farklı olarak o ikisi, siz ikiniz anlamında farklı bir zamir çeşidi bulunmaktadır. Bazı zamirler cinsiyet bakımından erkek ve kadınlar için de farklılık gösteriyor Arapçada. Türkçede ise böyle bir şey yok.
Dolayısıyla Arapça ayrık özne zamirlerinin birinci şahıs dışındaki kullanımlarında hem eril formu, eril, müzekker, erkeğe uygun zamir, form şekillemek, hem de dişil formu, yani kadına yönelik şekli bulunmaktadır. Birinci şahıs zamirleri ise cinsiyet bakımından farklılık göster mektedir. Niye? Zaten karşında değil demiş. Sizler bu bölümde bir yandan ayrık özne zamirlerini ayırt etme ve bunları kullanabilme becerisi kazanırken diğer yandan ayrık özne zamirleri içinde yer aldığı örnek kullanımlar vasıtasıyla biriyle selamlaşabilme ve kendinizi tanıtabilme becerisini elde edeceksiniz. Öte yandan Arapçanın fiil çekimi yapısıyla tanışacak olmanız bence doğru değil, çünkü lisede vardı zaten fiil çekimi. En azından ben İmam Hatip Lisesi'nde okurken vardı. Hala var mı? Hala var. Neden? Çünkü biz İmam Hatip Lisesi'nin Arapça kitaplarının da çekimini yapıyoruz. Orada görüyoruz. Hatta diyebilirim ki şu gördüğünüz ünite 1, İmam Hatip Lisesi birinci sınıfın, birinci sınıf diyorum, yani atıyorum 10. sınıf diyelim. İmam Hatip 10. sınıfın Arapça kitabından daha basit bu kitap. Yani lisede zorlayıp üniversitede kolaylaştıralım demişler gibi olmuş. Böyle bir durum söz konusu. Dil geçmiş zaman kipinde çekim yapacağız diyor örnek ketebe. Birazdan bunları göreceğiz zaten. Günlük hayatımızda Arapça bir, yani el arabiyetu Arapça. Nerede Arapça? Fi hayatina el yevmiyeti bir. Bu bir demek. Şuradaki bir. Aynen bir. El yevmiyeti. Günlük hayatımızda Arapça bir. Şunun aynısı aşağıda var ya. Tahiyyetun, selamlaşma, selamlaşma, şurası selamlaşma. Tahiyyetun, ettahiyyatu, bildiğimiz bir dua değil mi? Ettahiyyat, aynısı işte. Aliyun Ahmedu, Ali ile Ahmet arasında geçen bir diyalog, bir konuşma söz konusu. Bakalım Ali ile Ahmet ne konuşmuş? Aliyun, Ali şöyle der: Esselamu aleyküm ya Ahmet. Ey Ahmet, selamun aleyküm. Esselamu aleyküm demek selamullahi aleyküm demektir. Yani Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ey Ahmet. Tabi bunu çevirirken ey Ahmet diye çevirmezler. Selamun aleyküm Ahmet derler. Ama buradaki ya'nın ey manasına geldiğini, bir hitap, bir sesleniş manasında olduğunu bileceğiz. Tam telaffuz nedir? Ya Ahmedu. Dala ötre vereceğiz. Ya Ahmedu. Ahmedün, Ahmeden, Ahmede şeklinde değil. Burası da Ahmedü. Dalda tek ötre olacak. Gerekçesi Ahmet kelimesi gayrimusariftir. Burada ise ya nida harfi Ahmet münadadır. Müsret ve alem olduğundan Ahmedü şeklinde telaffuz edilecektir. Ahmedü, Ahmet şöyle cevap verir: Ve aleykumus selam. Ve aleyküm, senin üzerine olsun. Ney? Esselamu, selam. Ya Aliyu, ey Ali. Burada Aliyu diyorum tek ötreyle. Neden? Çünkü burada münadadır, müfrettir, alemdir, tek başına bulunmaktadır. Bu yüzden Aliyu. Ama şurada Aliyun, demek ki ya'dan sonra yazılırsa tek ötreyle, sonuncu harfe tek ötre veriyorum. Ama ya'dan sonra gelmiyorsa çift ötreyle yazılır. Aliyun. Keyfel hal, nasılsın diyor. Zaten burada var. Keyfe nasıl demek? El hal, durum. Keyfel hal, nasılsın? Ahmedu ene bi hayrin, ben iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükür iyiyim. Ve ente, ya sen, ente sen demektir. Ama burada sen soru sorduğun için ben de ona o bağlamda cümle kurduğumdan ve ente ya sen nasılsın demek oluyor. Aliyun ene bi hayrin. Ali diyor ki ene bi hayrin. Ene ben demektir. Ene ben bi hayrin. İyiyim. Şükran. Teşekkür ederim. Şurayı arkadaşlar biliyor olmanız lazım. Burada ena yazıyor arkadaş. Metni tabi var. Metni tabi atladın denilemez yani. Ene yok. Ena değildir. Uzatma yoktur. Dikkat. Arapların kişiye adıyla hitap edecekleri zaman nida edatı denen ve ey anlamına gelen ya isminden hemen önce kullandıklarına, fakat çevreye yazılmadığına dikkat edin. Mesela Zeynep'un, Zeynep ne demiş? Zeynep demiş ki Mesaul hayri ya nuru, ru, ra'da zamme var, ötre var. İyi akşamlar Nur, Nur bir
kadın ismi birbirlerine. Mesaul hayır. Hayır iyi demek, mesa akşam demek. Mesaul hayır, hayırlı akşamlar ya nuru. Ey nur, hayırlı akşamlar. Zeynep böyle diyor. Nurun, nur diyor ki mesaun nur. Ya Zeynep, ey Zeynep, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar yani. Zeynep'un, Zeynep ne diyor? Şöyle diyor. Merhaba nur. Merhaba nur. Keyfel hal, nasılsın? Nur diyor ki, nurun, merhaba, merhaba, şükran, teşekkür ederim. Ya Zeynebu, ey Zeynep, ey de çevreye yazılmıyor ey. Ene bi hayrin ve enti, ene bi hayrin, ben iyiyim ve enti, ya sen, sen nasılsın? Dikkat çekecek nokta, enti, t'de ne var? Esra var, yukarıda ne vardı t'de? T'nin arkası neydi arkadaşlar yukarıda? Fetha idi ve ente. İki erkek çünkü. Erkeğin biri diğer erkeğe hitaben. Cümle kurduğundan ente diyordu. Burada ise bir bayana yönelik hitap bir cümle kurulduğundan enti denilmektedir. Demek ki erkeklere hitaben ente dersin. Bayanlara hitaben enti dersin. Ne manaya gelir? Sen manasına gelir. Her ikisinin de manası aynıdır. Zeynep şöyle diyor. Ene bi hayrin. Ben de iyiyim. Ezan aynı şekilde demektir. Eyvan aynı şekilde demektir. Ben de demektir. Şükran, teşekkür ederim. Teşekkürler. Günaydın dediğimiz kişiyle samimiyet göstergesi olarak şöyle cümlelerde kurulabilir diyor. Full veya verd şeklinde. Bu neymiş? Samimiyet, yakınlığı gösteren cümleler için bunlar kurulabilir diyor. Yani onu da okumadım, yazıyor zaten. El ummu anne demektir. El ibnu oğul çocuk manasına geliyor. El bintu kız çocuk manasındadır. El ebu baba demektir. Anne ile erkek çocuğu arasında geçen bir diyalog. El ummu anne şöyle diyor. Leyletun sa'idetun. Leyle gece demektir. Sa'ide iyi demek. Bu yüzden iyi geceler diye çevriliyor. Leyletun sa'idetun. İyi geceler. Leyletun sa'idetun. Sana da iyi geceler. İkisi de aynı şeyi söylemiş. El bintu kız şöyle der. Esbaha yusbihu tusbihu alel hayri. Allah rahatlık versin. Tusbihu yani sen sabahlarsın alel hayri. Hayır üzere inşallah sabahlarsın demektir bu. Bu da ne demektir? Allah rahatlık versin manasına geliyor yani. Tusbihu alel hayri. Allah rahatlık versin. El ebu ve enti min ehli sana da diyor. Ve enti sen de min ehlihi benim ailemdensin demektir. Ehl aile demek. Min ehlihi onun ailesinden manasına gelir. Benim bir yanlış söyledim. Hi o demek. Onun ailesinden yani aynısından. Yani sana da demek oluyor. Peki öğrenme çıktısı. Yani ne öğrendik, ne yaptık, ne ettik? Diyor ki araştır, tekrarla. Yukarıdaki diyalogları 3 defa yaz, ezberlemeye çalış. Selamlaşma konusundaki ayeti kerime ve hadis-i şerifleri inceleyin. Bir de değerlendirme yapın demiş. Şimdi ayet ve hadis selamlaşmayla alakalı. İşte az önce bahsettiğimiz tahiyyat et-tahiyyatü lillahi nedir? Hadistir. Ayet değildir. Bir hadis verilmiş oldu böylece. Arapça selamlaşma ifadelerini arkadaşlarınızla karşılıklı tekrarlayın. Aynen yukarıdaki cümleleri yanınızdaki birisiyle kurarsanız bu cümleleri karşılıklı olarak daha kalıcı olacaktır. Şu ayet ve hadisi unutmazsak sonunda ayet hadis paylaşalım. Yani internete girerek Arapça ifadelerle yazıp bir şeyler bulmayı deneyebiliriz unutmaz isek dedikten sonra devam edelim. Dil bilgisi ayrık özne zamirleri merfu munfasıl zamirler. Merfu ne demektir arkadaşlar? Bakalım burada verecek mi? Merfu genel bir kelimedir. Mamulü merfu diye bindir medrese derslerinden. İçine fail yani özne de girer, naib-i fail de girer, müpteda da girer, haber de girer, o devam eder yani. Burada merfudan maksat, işte biz özneyi burada ele alıyoruz demiş. El-kavaidu, kurallar demektir. Kaidetun, müfret. El-kavaidu, cemi mükesser, kırıkçı olur. Kavaid, kurallar. Zamairu raf'i, el-münfasileti. Munfasıl raf, zamirleri. Yani şurası aynı şey. Arapçada kişi zamirlerinin sayısı Türkçeden farklı olarak kaç tanedir? 14 tanedir. Niye böyle bu kadar çok zamir var? Çünkü eril mi, dişil mi?
Böyle bir ayrım var. Bunun dışında müfret tesniye cemii olarak baktığımda tesniye yani ikil zamirler de var. Bunlardan yola çıkarak fazla olmuştur. Eril için Arapçada müzekker tabiri kullanılır. İşte müzekkeri de Arapça şöyle yazabilirsin diyor. Dişil için müennes, müennesi de şöyle yazdık diyor ifadesi kullanılır. Eril için Arapçada müzekker. Yani eril zamirler demeyiz de biz müzekker zamir deriz. Dişil zamir tabiri kullanmaz. Müennes zamirler, müennes fiil, müennes kelime. Dişil kelime çok yani kullanılan bir şey değildir. Peki diyor sonu dişil tası yani ta el merbuta nedir o? Şu yuvarlak te. T2 harfidir değil mi? Elif var. Elif cüzünü bir hatırlayalım. Elif var. Yanında ba var. Sonra ne var? T var. Bu şekilde açık T değil bakın yuvarlak T. Böyle T'ye tay marbuta deniliyor. İle biten bütün sözcükler dişil kabul edilir. Bir kelimenin sonunda bu varsa o dişildir. Yani bunu canlandırmasını yapıyor. Diyor ki eril aşağıya doğru. Dişil buradan aşağıya doğru. Mesela muallimun öğretmen demektir. Muallime tun o da öğretmen demektir. Ne fark var? Muallim bir erkek öğretmene denilir iken muallimetun bayan öğretmene denilir. Bir bayan öğretmene muallimun desen ne olur? Yanlış cümle kurmuş olursun. Kelime yanlış kullanmış olur. Yani kitabın çok basite indirgendiğini görüyorum. Hatta muallim kelimesi nasıl okunur, okunuşunu bile parantez arasında yazmışlar ki bu İmam Hatip Lisesi'nde okutulan kitaplarda bile mevcut değil. Çok basite indirgenmiş. Gerekçesi nedir? Artık İmam Hatip'te okuyanlar belki okula gidiyor diye mi düşünmüşler? Bu kitaba bakanlar ise okula gitmiyor, belki okuyamıyordur demişler mi acaba bilemiyorum. Ama bu kadar basit indirgenmesi artık farklı farklı değerlendirilebilir. Sonuç olarak muallimun ile muallimetun arasındaki fark nedir? Birinde T varken birinde T yoktur. T kapalı T var, öyleyse müennes, kapalı T yok, öyleyse müzekker. Dabip, doktor demek. Bir erkeğe hitaben kullanılır bu. Tabibetun, bayan doktor demek. Habibun, sevgili, erkek sevgili. Habibetun, bayan için sevgili manasına gelir. Hadigatun, bahçe. Nazaratun, gözlük demek. Mektebun, sıra, ofis. Beytun, ev manalarına geliyor. Yani özellikle beyti neden yazmışlar? Bak diyor beyt kelimesi de T ile bitiyor ama müzekkerdir bu. Neden? T burada. Şurada hadigada olduğu gibi kapalı T değil, açık T'dir. O yüzden o kelime yine de müzekkerdir. Dişil T'sinin harekesi özellikle konuşma dilinde söylenmez. Yani hadiga denilir. Hadigatun denilmez. Bu durumda T sesi telaffuz edilmez ve kendisinden önceki harfin her daim fetha olan harekesinin okunmasıyla yetinir. Yani dediğim gibi işte hadiga der Arapça. Hadigatun sonuncu harf hareke vermez. Habibe denir. Habibetun demez. Bu şekilde Araplar konuşur. Ama size deseler ki bunu telaffuz et ne diyeceksin? Hadigatun. Sonuncu harf değişkendir cümledeki durumuna göre. Ötre de olur, este de olur, feta da olur, tek ötre olur, çift ötre olur. Daima bu cümledeki kullanımına, cümledeki konumuna bağlı olarak değişir, sabit değildir. Örneğin de seyyaratun veya seyyara. Yani seyyaratun diye aslında biz bunu okuyoruz çünkü sonuncu harfte bir zamme, çift zamme yani temin olduğunu biliyoruz. Ama Arap bunu böyle telaffuz etmez. Ne der? Seyyara der. Araba demektir, taksi demektir. Muallimetun, muallime diye Araplar tarafından telaffuz ediliyor. Mudiratun müdira. Kadın müdür, kadın öğretmen. Sözcükler dişil yani müennes sözcüklerdir. Raculun racul. Adam demek. Kalemun kalem. Kitabun kitab. Kitap demek zaten. Bunlar bu şekilde okuduk. Arapçada dişil t'si ile biten sözcükler dışında yani aslında t ile bitmeyen bazı kelimeler de müennestir. T ile bitmesi Allah'ın emri değildir. T ile bitmediği halde müennes olanlar ne? Vardır evet. Bunlara semai müennes diyoruz. Semai işitmeye bağlı, işitmeyle ilgili demektir.
Adı verilen yapılar itibariyle eril. Kelimeye baksan müzekker görünüyor çünkü müenneslik alameti taşımıyor. Ancak dişil bir kelime gibi kullanılan sözcükler vardır. Bunlara semai müennes denilir. Dedik, duyuşa, işitmeye göre demektir. Yani çocuk çevresindekilerden bu sözcüğü dişil olarak kullanıldığını duyar ve kendisi de onu dişil olarak kullanır. Yani bir kelimenin semai müennesli olduğunu nereden anlayacağım madem müenneslik alameti yok kafamıza göre mi? Hayır, duymaya bağlı. Ya ben kimden duyacağım? Zaten duyulan, duyulmuş kitaplara yazılmış. Çok merak eden ne yapabilir? Semai müennesler nelerdir diye araştırıp bulur, oturur, tek tek ezberler. Sabit yani bunlar. Kafana göre bunu sen müennes sayayım, bunu müzekker sayayım söz konusu değil. Örneğin şems kelimesi, şemsun ne demektir? Güneş demektir. Şimdi şems kelimesinde müenneslik alameti var mı? Yok. Mesela kapalı T ile bitmemiş. Bunu bakan, buna bakan direkt ne der? Müzekker der. Ama bu nedir? Yine de müennestir. E nereden anlayacağım? İşte oturup önceden ezberlersen bilirsin. Semai müennestir. Müenneslik alameti, belirtisi, ip ucu. Baktığında bir ip ucu yok. Ne gibi? İşte yukarıda az önce geçti mesela. Muallimetün müennestir. Çünkü T ile bitmiş. Kapalı T ile. Şems'e bakıyorum kapalı T ile bitmedi. Öyleyse müzekker diyesi geliyor insanın. Ama bu nedir? Semai müennestir. Sema müennesi sabit kelime. İşte 60 tane, 80 tane kelime. Oturur ezberlersin. O kelimeyi nerede görsen direkt müennes dersin. Nerede anladın diye sorsalar. Semai müennestir. Sema müennesler işitmeye bağlı manasına gelmektedir. Bir müenneslik alameti taşımaz. Araplar böyle kullanmış. Eskiler, şu anki Arapların dedelerinin dedesinin dedesinin dedesi öyle kullanmış. Şimdikiler de öyle kullana gelmişler. Bir dogmatiklik söz konusu da diyebilirsin. Bu şekilde bir durum söz konusu. İşte nedir? Şems müennes de sonuç olarak. Dar. O da nedir? Ev manasına gelse de ne de nedir? Müennestir ya. Araplar öyle kullanmış. Bakalım kelimeleri verecek mi? Vermemiş. Vermeyecekse sormayacak demektir. Çok merak edenler yine de bu müennes konusunu bizim eski müfredata göre çektiğimiz videolar da var yani. Tamamını vermişti diğer kitap. Oradan görebilirsiniz. Zamirlere gelelim. Zamirleri şöyle ezberleyin arkadaşlar. Hüve huma hum, hiye huma hunne. Ente entuma entum, enti entuma entunne. Ene nahnu. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Hüve huma hum nedir? Müzekerdir bunlar. Aynı zamanda bunlar gaiptir. Yani üçüncü şahıstır. Hiye huma hunne. Bunlar nedir? Dişil yani müennes zamirdir. Ve bunlar nedir aynı zamanda? Gaibe adını almaktadır. Bunlar da üçüncü şahıstır. Manalar hemen altında yazıyor. Ente entuma entum erildir. Yani müzekkerdir. Muhataptır. Muhatap ne demek? Birazdan bunları anlatacağım. Dişil yani müennes olan nedir? Ente entuma entunne. Bu şekilde yine ezberleyin arkadaşlar. Bunlar muhataba ve müennestir. Ene nahnu. Bunlar nedir? Erilde, dişilde ortak olarak kullanılır. Bunlara şey denilmez yani müenneste, müzekkerde denilmiyor. Müşterek zamirlerdir. Mütekellim zamirleridir. Şimdi gaib üçüncü şahıs demek. Gaibe de üçüncü şahıs. Hani emin, emine gibi düşünün bunu. Emin, emine. Ali, aliye. Hani gaib ile gaibe aynı şey demektir. Sadece erkek için gaib tabiri, kadın için gaibe tabiri kullanılıyor. Manalara bakarsan o, o da o. Yani ikisinin manası aynıdır. Sadece bir erkekten bir müzekkerden bahsederken hüve diyeceksin. Hi diyemezsin. Mesela o kimdir? Hüve aliyyun. O Ali'dir dersin değil mi? Hiye aliyyun desen yanlış olur. Hiye Aişe demen gerekir. O Ayşe'dir şeklinde olur. Yani bu zamirler erkekler için kullanılır. Müzekker kelimeler için kullanılır. Manası o, o ikisi onlardır. Hiye huma hunne, o, o ikisi onlar. Bunlar da müennes zamirlerdir. Gaib ile gaibe ne demekti? Yanında bulunmayan kişi yani üçüncü şahıs. Yani gaibin namazı kılınır mı? Fıkıhta bir konudur bu. Adam biri ölmüş. Nerede? İstanbul'da. Sen neredesin? Antalya'dasın. Cenaze yanında mı? Yok. E ne yapalım? Biz yine de kılalım. Adam ortada yok. İşte gaibin namazı kılınır mı? Kılınmaz mı? Bir fıkıh konusu. Veya işte bu şekilde diyebiliriz kısacası. Gayip yanında olmayan kişi, üçüncü kişi. Birisinin ardından gıybet ediliyorsun. Veli var ya, hangi veli? Şu bilmem işte felancanın velisi. Şöyle şöyle şöyledir. O veli nedir? Gayiptir, yanında değil. Gayip yanında olmayan kişi. Üçüncü şahıs yani Türkçe'de ona üçüncü şahıs zamiri adı veriliyor.
Üçüncü şahıs zamirlerini say bakalım. Hüve huma hum, hiye huma hunne. Sadece gayb olanları say. Hüve huma hum. Sadece eril olanları say. Aynı şey. Hüve huma hum. Üçüncü şahıs gaybeyi say. Hiye huma hunne. Üçüncü şahıs müennesi say. Aynı şey zaten görüyorsunuz. Bunları sayacaksınız. Manaları nedir? Hüve o demek, hiye de o demek. Huma o ikisi, huma o ikisi. Aynı zaten bakın. Cimide farklılık var çoğulda. Hum, hunne. Yani yukarıdan aşağı doğru da bir tabir var değil mi? Müfrettir şu kutuda yer alan. Hüve, hiye, ente, enti, ene. Bunlar hep müfret. Yukarıdan aşağı doğru da bir bakış açısı var. İkil, huma, huma, entuma, entuma. Bakın benzerlikler çok. Çoğul yani cemi. Hum, hunne, entum, entunne. Peki püf nokta. Ben bir huma zamiri gördüm. Huma, huma. Bakıyorum ki ikisi de tesniye. Tamam. Fark ne? Biri gayb, biri gaybe. Hangi nedir peki bu? Fark etmez arkadaşlar. Gayb olarak da, gayb olarak da huma kullanılıyor. Dolayısıyla size birisi dese ki huma gayb midir, gaybe midir? Gaybde de huma kullanılır, gaybede de aynen kullanılır. Ne yapacaksın? Evvelinde bir bayandan bahsedilmiş ise o humaya gaybe diyeceksin. Bayanlar için çünkü gaybe adı kullanılıyor. Böyle bir durum var. Entuma, entuma. Soru. Entuma zamir muhatap mıdır, muhataba mıdır? Müşterektir değil mi? Muhatapta da entuma var. Muhatabada da yine entuma var. İkisinde de entuma kullanılmaktadır. Ente, enti. Farkı görüyoruz. Ente, enti. Bayan için ti, erkek için te kullanılıyor. Muhatap ne demek? İkinci şahıs. Muhataba o da ikinci şahıs. Karşındaki kişi. Bunlara muhatap denir. Seni muhatap alıyorum, muhatap almıyorum gibi cümlelerde kullanılıyor Türkçe'de. Muhatap ile muhataba arasındaki fark, gaib ile gaibe arasındaki fark gibidir. Yani Ali, Ali'ye gibi düşün. Emin, Emine gibi düşün. Müzekker için muhatap, müennes için muhataba tabir kullanılıyor ama bunlar nedir? İkinci şahıstır. Mütekellim konuşan kişi demektir. Birinci şahıs zamiri konuşan kişi, mütekellim, konuşmacı. Ene ben diye çevrilmekte. Nahnu biz diye çevrilir. Bir grubuz mesela. Ben, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin hep beraber buradayız ve biz diyoruz ki işte oradaki biz yani. Bir topluluk, bir grup. Kaç olabilir? En az 2. 3, 4, 5, 100, milyon, milyar fark etmez. Sınırı yok yani. Tek ise eneyi kullanacaksın. Ben. Burada bunlar anlatılmış az çok. Evet. Bir adet dikkat var. Arapçada gerek zamir çekimi gerekse fiil çekimi üçüncü tekil şahıs ile başlar. Az önce ben ne dedim arkadaşlar? Zamir çekimi nasıl ezberleyin? Hüve huma hum hiye huma hunne. Ente entuma entum. Ente entuma entumne. Ene nahnu şeklinde ezberleyin bir. İkincisi hangi zamir nedir? Manalarını sırayla sayabilmen lazım. Mesela hüve o huma o ikisi hum onlar. Hiye o, huma o ikisi, hunne onlar. Ente sen, entuma siz ikiniz, entum sizler veya siz. Enti sen, entuma siz ikiniz, entunne siz. Ene ben, nahnu biz. Bu şekilde sayabilmeniz lazım manasıyla. Ardından geçip şöyle sayman lazım. Hüve huma hum, bunlar gaib müzekker zamirlerdir. Hiye huma hunne, bunlar gaib müennes zamirlerdir. Ente entuma entum, bunlar muhatap müzekkerdir. Ent entuma entunna muhataba müennestir. Ene nahnu bunda müzekkerlik müenneslik yoktur. Müzekker de bunu kullanabilir, müennes de bunu kullanabilir. Ortaktır yani. Buradaki tek nokta ene müfret iken nahnu cemidir şeklinde bilmeniz lazım. Daha sonra gayb gaybe üçüncü şahıs zamiri demektir. Muhatap muhataba ikinci şahıs, mütekellim ise birinci şahıs demektir şeklinde tabloyu yani gayet iyi bilmeniz zorunlu. Bilmezseniz işiniz çok zor. Nerede zor? Arapçaya dair her daim zor. Yani soruları çözerken bundan yararlanacağız. Neyse bunu atlayayım ben yani birinci ünite sadece diyemezsiniz. Çünkü bu konu sizi tüm ünitelerde bağlayacaktır. Tüm ünitelerde Arapçanın tamamında yani çok genel bir konu bu. Bunu muhakkak bilmeniz gerekiyor. Anlaşılmayan bir nokta olursa hemen yorum olarak aşağıda yazabilirsiniz. Kadınla erkekli bir topluluğa hitap edilirken eriyle özgü kullanım esastır diyor. Hani biz kullandık ya, biz dedik mesela.
bir topluluk var karşında. Erkekler de var, kadınlar da var. 5 tane erkek, 10 tane kadın var. Veya 10 tane ondan, 20 tane bundan. Fark etmez sayı. Bir topluluk ise neymiş? Erile özgü kullanım. Ne gibi? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza gumtum ile salati, namazı kalktığınız zaman fâgsilû vucûheküm, yüzünüzü yıkayın diyor mesela. Vecnun vucûhun, yüzlerinizi yıkayın. Kim ediyor bunu? Amenu müzekker bir fiildir. Burada erkeklere hitap etmiş. Abdest erkeklere farzdır. Orada kadınlara hitap yok ki diyemezsin ya. Yani. Neden? Topluluğa hitap yapılırken eril kullanım ayette söz konusu. Abdest ayetiydi bu. Başka ayet de okuyabiliriz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza nudiye lissalati min yevmil cumaati fes'a ila zikrillahi ve zerul bey'i. Cuma namazından bahsediliyor. Cuma günü ezan okunduğu vakit camiye koşun diyor. Allah'ı zikre koşun diyor. Kime hitap ediyor burada? Amenu diyor. Amen, amena, amenu. Ne tabiri? Orası nedir? Cemidir, müzekkerdir, gaiptir. Demek ki erkeklere hitap etmiş. Diyerek buradan delil çıkartılamaz. Hadisten delil çıkartmak gerekir o konuda. Yani erkeklere mi sadece cuma farz? Evet. Nereden anladın? Ayette erkeklere hitap etmiş, oradan anladın dersen iş biter. Ve eqimus salate, namazı kılın. Hitap ne? Eqimu, eqim, eqima, eqimu, emri hazırdır. Namazı kılın. Ey erkeklerdir orası. Müzekerdir yani. Kadınlara hitap edilmemiş ki kadınlar kılmasın diyemezsin. Yani ne anlatmak istiyorum? Buradaki kuralın çok önemli olduğunu, tüm fıkhı da ne diyelim, etkilediğini, tefsiri de etkilediğini bilin ya. Yani. Buradaki yazı, şu satır çok önemlidir demiş olduk. Üçüncü şahıs ikil ile ikinci şahıs ikil zamirleri, üçüncü şahıs ile ikinci şahıs ikil zamirleri eril ve dişil için ortaktır. Yukarıda dikkat çektiğim şey, tamam. İlk defa okuyorum arkadaşlar. Yani ne yapıyor bu hoca demeyin. Üçüncü tekil şahıs eril zamiri hüve. Huva yazmış ama huva diye okunmaz yani. Hüve. Kaba Araplar huva diyebilir. Huva. Nereden huva oluyor? Bundaki fete elif de yok. Yani şey, e de yoktu. Hüve. O demektir. Hüve o. Hüve muallimun. O bir öğretmendir. Hüve kalemun. O bir kalemdir. Şurada bir kalem olduğunu varsay. Hüve o nedir mesela? Mescidun. O bir mescittir. Hüve kitabun. O bir kitaptır. Hüve aliyun. O Ali'dir. Şeklinde çoğaltabilirsin. Püf nokta ne? Hüve müzekkerdir. Muallimun da müzekkerdir. Hüve müfrettir. Muallim de müfrettir. Böyle dikkat çeken noktalar söz konusu. Üçüncü tekil şahıs eril zamiri kullanmış. Bakın üçüncüdür, tekildir ve erildir bu zamir. Üçüncü ikil şahıs zamir ortak kullanılır huma. Kadınlar için de huma, erkekler için de huma. Yukarıda dikkat çektik. Huma o ikisi Ahmedu ve Selimun. O ikisi Ahmet ve Selim'dir. Buradaki hüveler müpteda oluyor. Şimdi bu konuyu çok da detaylandırmayalım. Hum onlar manasına gelir. Ne tür zamir olduğu yazıyor. Hum Ahmedu ve Muhammedun ve Aliyun. Onlar Ahmet, Muhammed ve Ali'dir. Neden hum diyor? Burada hüve deseydin. Hüveyi alıp buraya yaz. Hüve o demektir. Tekildir. Burada sen 3 kişiden bahsediyorsun. Hüve yazarsan ne olur? Yanlış olur. Hüve alıp buraya yazalım Huma'nın yerine. Hüve o Ahmet ve Selim'dir. O Ahmet ve Selim olamaz ki. O ikisi demen gerekir. 2 kişiden bahsettiğine göre ne yapacaksın? İki zamir kullanacaksın. Peki hüve yerine başka bir şey yazalım. Mesela humu al. Hum gel hüve yerine yaz. Hum onlar demektir. Sensin bir kişiyi işaret edeceksin. Onlar deyip daha sonra onlar bir öğretmendir. Ama onlar dedin, bir öğretmen nasıl olur? Yani birisi çok, diğeri az olmaz. Eşitlik esas oluyor burada. Bunu anladınız. Yine bir müfret zamir söz konusu. Yani tekil. Ve bu defa dişil. Hiye zamiri. Hiye muallimetun. Hiye muallimetun. Yani hiye muallimetun ne demektir arkadaşlar? Hiye zamiri nasıl ki müennestir. O zaman ne olmuş? Ardından gelen kelime müennes olarak gelmiş. Kapalı ta almış. Ta'ya merbuta. Hüve müzekker zamir olduğu için kelimenin sonunda müenneslik alameti olan bir ta yazılmamış idi. Peki ben hiye'yi silip
Buraya hüve yazsam ne olur? Hüve muallimetun. Bir. Evvela şöyle bir şey olur. Hani hüve de müfrettir, muallimetun da müfrettir. O bakımdan bir uyum sağlandı. Evet. Ama hüve müzekkerler için kullanılıyordu. Muallimetun kelimesi ise müennestir. Öyleyse ne oldu? Cinsiyet, yani erkeklik kadınlık uyumunda problem yaşandı. Bu yüzden olmaz. Yani bunun soru olarak çıktığını düşün. Nokta 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 muallimetun. Noktalı yere hangi zamir getirilmelidir? Aslına soru. Şıklarda hüve var, hiye var vesaire. Ne yapacaksın? Muallimetun evvela nedir arkadaşlar? Müfrettir. Öyleyse zamirlerden müfret olanı evvela bul. Yani tesniye ve cemi direkt ele. Başka? Muallimetun kapalı ta ile bittiğine göre müennestir. Öyleyse bana ne lazım? Müfret artı müennes bir zamir lazım. Gidip öyle bir zamir arayacaksın. Huma Zeynebu ve Hatice'tun. Huma. Yukarıda da huma kullanılmıştı. Bakın aşağıdan yukarı kıyaslayalım. Ahmet ve Selim için de huma kullanıldı. Zeynep ve Hatice için de huma kullanıldı. Çünkü huma erkekte de kadında da ortak, yani ortak kullanılan bir zamirdir. O ikisi Zeynep ve Hatice'dir. Huma yerine hiye yazsam, hiye o demektir. Yani tekildir. Burada ise iki kişiden, iki varlıktan bahsediyorum. Yani insan olması da zorunlu değil. Burada defter ve kalem de olabilirdi. Yine hiye'yi getiremezsin. Çünkü iki varlık, iki nesne, iki tane madde söz konusu olduğu için huma gelecek. Hunne Meryemu ve Fatimetu ve Nurun ve Esma'u. Meryem, Fatma, Nur ve Esma'dır diyor. Onlar bunlardır. Hunne. Hunne yerine hum yazsam ne olur? Humu al, hunne yerine yaz. Ne olur? Ne olacağı açık değil mi? Ne olur arkadaşlar? Hunne kadınlar için kullanılıyor değil mi? Hunne kadınlar için kullanıldığından doğru olur. Ama humayı getir, humu getirirsen, hum erkekler için kullanıldığından cinsiyet problemi doğmuş olur. Öyle bir hata olur. NT ile ilgili çalışmalarımız da mevcuttur diyor. NT ile ilgili. NT sen demek erkek için müfrettir. Keyfe ente. Sen nasılsın demek. Keyfe nasıl demek. Ente sen demek. Nasılsın. Keyfe entuma. Siz ikiniz nasılsınız. Şu kişi. İkisine hitaben cümle kuruyor mesela. Keyfe entum. Siz nasılsınız. Şuradaki bayan. Üçüne hitaben böyle bir cümle kurdu. Püf nokta neydi. Yukarıda anlatmıştık. Ayetleri okumuştuk. Bakın şimdi. Entum. Müzekker için kullanılıyor değil mi? Eril demiş. Bakıyorum gruba bir erkek, bir erkek bir de kız var. Ne olacaktı? Bir kalabalık söz konusu ise müzekker hitap esastır demişti. Bu yüzden entum almış. Yani buraya farklı bir zamir, müennes zamir yazmamıştır. Demek ki ente, entuma, entum neydi arkadaşlar? Müzekker için, eril için kullanılan zamirlerdir. İkinci şahıstır. Ente müfret, entuma tesni, entum cemidir dedik. Geçtik aşağıya. Enti, bayan için değil mi? Sen demektir yine. Keyfe enti, sen nasılsın? Keyfe entuma, siz ikiniz nasılsınız? Keyfe entunne, sizler nasılsınız? Entunne, bayanlar için siz manasında kullanılıyor. Ne tür zamir olduğu yazıyor. Zaten yukarıda tabloda vardı. Tabloyu ezberlemeden bu üniteyi geçtim diyerek diğer tarafa çalışmayın arkadaşlar. Birinci tekil şahıs zamiri ene'nin kullanımı. Bakın ene dalibun, ene dalibetun. Ben bir öğrenciyim, ben bir öğrenciyim. Fark ne? Yani ben bir erkek öğrenciyim, ben bir kadın öğrenciyim. Dalibun, dalibetun. Kapalı t ile bitmiş. Müennes bir kelime. Demek ki müzekker de olsa, müennes de olsa fark etmez. Başına ene yazıdır. Ene yazılabilir. Ene yerine başka ne yazabilirsin? Hüve de yazabilirsin. Hüve dalibetun olmaz ama değil mi? Hüve dalibun olur. O bir öğrencidir olur. Hiye dalibetun olabilir. O bir öğrencidir şeklinde olabilir. Peki huma olur mu? Olmaz. Neden? Tek kişidir. Entum olur mu? Olmaz. Neden? Tek kişidir. Yani zamirleri arkadaşlar... müfret, tesni, cimi, müzekker, müennes ve müşterek kullanımlı olmalarına dikkat edeceğiz. Bazıları müzekker, bazıları müşterek, bazıları müennes. O tabloyu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nahnu'nun kullanımı.
Nahnu nurun ve Muhammedun ve Zeynebu ve Aliyun. Burada ne anlatmak istiyor? Nahnu müşterektir. Nahnu biz demektir. Görüyorsun Nur adında bir kadın da var. Onun dışında bir erkek daha var, bir kadın daha var, bir erkek daha var. Bir grup. Müşterek zamir olduğundan nahnu. Burada hi gibi bir zamir kullanılması söz konusu değil. Biz kimiz? Biz şunlarız diyor. Nahnu biz de Ahmedu ve Leyla. Biz de Ahmet ve Leyla'yız. Demek ki nahnu müşterek bir zamir. Bayan içinde, erkek içinde kullanılır. Biz manasına gelmektedir. Ne öğrendik diyor. Tabloyu diyor 5 defa defterine yaz ve ezberle diyor. Yani 5 defa neden yazdırıyor? Gözünden kaçan bir şeyler varsa ente, enti yazarken bunu fark edeceksin eninde sonunda diyor. Böyle farklılıklar var. Yazmak ezberlemeye yardımcı olur. Türkçe'de ve Arapça'daki ayrık özne zamirlerini karşılaştırın bakalım. Türkçe'de ikil zamir olmadığını fark edin. Ailenizle bu zamirleri paylaşın diyor. Kendini tanıt yani arif nefseke. Arif arrafe yu'arifu ta'rif yani tef'il babından nedir? Emri hazırdır. Arif tanıt nefseke kendini. Erkek için böyle kullanır nefseke. Yoksa nefse ki olacak değil mi? Arif de olmaz o da değişir. Merhaben, Türkçesi zaten yazmış, son derece basit bir, basite indirgenmiş bir kitap, kolaylaştırılmış bir kitap. Merhaben, merhaba. Ene Abdullahi, ene ben Abdullahi, ben Abdullah'ım. Abdullah'ın kelime kelime manasını vermek gerekirse, abd kul demektir, köle demektir. Abdullah, Allah'ın kuluyum demektir. Ama özel isimde mana verilmez yani. Ene ben, Abdullah adlı kişiyim. Ene ben, balibun, bir öğrenciyim. Ene ben minel Iraqi. Ben Iraklıyım. Iraktanım. Iraklı. Merhaben. Ene Zeynebu. Ben de Zeynebim. Ene Dalibetun. Ben de bir öğrenciyim. Ene ben minel Ürdün. Ben de Ürdünlüyüm. Doğrudur yani. Günümüzde Ürdünlü de Iraklı da ülkemizde mevcuttur. Ne diyor? Hel Abdullah muallimun. Abdullah öğretmen midir? Soru. La hayır. Hüve o Abdullah var ya Dalibun bir öğrencidir. Hüve yerine hiye yazabilir misin? Yazamazsın. Neden? Çünkü Abdullah erkektir. Erkek için hiye kullanılmaz. Hüve kullanılır. Burada zamir boşa yazılmıyor. Bu diyaloglar boşa verilmiyor. Hel abdullahi irakiyyun. Abdullah Iraklı mıdır? Naam. Evet. Hüve o Abdullah irakiyyun. Iraklıdır. Peki. Hel zeynebu dalibetun. Zeynep bir öğrenci midir? Naam. Evet. Hiye dalibetun. O Zeynep bir öğrencidir. Hiye o demek. O derken kimi kastetmiş olabilir? Acaba Abdullah olabilir mi? Olamaz. Neden? Hiye müennes zamirdir. Yani dişildir. Dolayısıyla hiye ile ancak Zeynep'i kastedebilir. Fatma, Ayşe gibi kişileri yani. Ayşe, Fatma, Hayriye'yi kastedebilir. Ali Veli'yi ve Abdullah kastedemez. Onlar için hüve kullanacak. Hel Zeynebu Mısriyetun. Zeynep Mısırlı mıdır? La hayır. Hiye o Zeynep Ürdüniyetun. Ürdünlüdür. Merhaban, ene Ahmedu, ben Ahmed'im, ene tabibun, ben bir doktorum, ene Pakistaniyim, ben Pakistanlıyım. Esselamu aleyküm, ve aleyküm esselam, ene Meryemu, ben bir Meryem'im, ben Meryem'im, Meryem adlı kişiyim. Ene tabibetun, ben de bir doktorum. Ene tabibun, ene tabibetun, tabibun, ba ile biterken tabibetun, ba'dan sonra bir t eklenmiş. Neden? Çünkü bir kadın, kadına hitap söz konusu, kadın kendini tanıtıyor. Ene zamiri kullanmış, ene zamiri kullanmış. Çünkü ene neydi? Müşterekti. Erkek de ene der, kadın da ene der. Kendisinden bahsedecekse ene ben demek ya. Erkek de ene, kadın da ene der. Ama erkek dabibun derken kadın dabibetun. Muallimun, muallimetun. Mühendisun, mühendisetun. Yani erkek her ne derse kadın sonra bir kafalı te ekleyecek. Ene min Filistin ne diyor? Ene ben min Filistin. Ben Filistinliyim diyor. Hel Ahmedu mühendisun. Ahmet mühendis midir? La hayır. Hüve dabibun. Hüve kullanıyor. Ahmet'ten bahsettiği için. Oysa Meryem'den bahsetse hiye kullanacak. Ne anlıyoruz? O manasına gelir. Hüve zamiri. Evet. Müfrettir. Evet. Müzekkerdir ama bir erkek. Erkeğe hitaben, erkekten bahsederken kullanılır.
hayır, huve tabibun, o bir doktordur. Hel Ahmedu min Pakistan, Pakistanlı mıdır Ahmet? Naam, evet, huve min Pakistan, Pakistanlıdır. Hel Merremu muallimetun, Merrem öğretmen midir? La hayır, hiye dabibetun, o bir doktordur. Dabibetun. Hel Merremu Türkiyetun, Merrem Türk müdür? La hayır, hiye o Filistiniyetun yazmış. Filist demiş. Filist olsa gerek. O Filistinlidir. Arapça bir ülke başına min veya ülke sonuna nisbet yası ya un nisbe eklenerek aidiyet anlamı elde edilir. Ülke başına min veya sonuna isim mensup adını verdiğimiz isim mensup yası, yani nisbe yası, aitlik yası eklenerek elde edilir. Mesela hüve o minel iraki, Irak'tandır, yani Iraklıdır. Hüve iraqiyun, Iraklıdır. Şu ikisinin manası aynı şey. Onu anlatıyor. Birisinin nereye ait olduğunu ifade etmek istersen ya başına min artı ülke adı veya direkt ülkenin sonuna nisbe yası adını verilen şeyi eklersin. Böylece nereli olduğunu ifade edersin. Hüve minel iraki, hüve iraqiyun. Hüve min Pakistan, hüve pakistaniyun şeklinde diğerleri de ifade edilebilir ve burada zaten bir sürü verilmiş. Türk, Lübnanlı, Mısırlı, Libyalı anlatılmış. Türkiyün, Türkiyetun. Türkiyün müzekker değil mi? Sonunda T yok. Türkiyetun müennes. Türkiyün müzekker. Türkiyetun müennes. Az önce yanlış söyledim sanırım. Sonlarında T var. Kırmızı olarak yazılmış. Dikkatinizi çeksin diye. Sonunda kapalı T var hala. Tay merbutayla bittiği için bunlar müennes oluyor. Sağ taraftakiler ise kapalı T ile bitmediği için onlar müennes değil. Onlar müzekkerdir. Evet. Diyor ki nisbet yası aslında şeddeli bir yağdır. Mesela İraniyun benim okuduğum gibidir. Ancak şeddesi konuşma dilinde çoğunlukla ifade edilmez. Nasıl ki az yukarıda sonuncu harf harekesi telaffuz edilmez demiştik. Sonuncu harf de harekesi de telaffuz edilmez. Aynı şey burada da söz konusu. Onun İrani, Sudani şeklinde, Suri şeklinde ifade ediliyor, telaffuz ediliyor diye belirtmişler. Ne demiş? Türkiye, 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 Türkiyetun, Suriye, şurası gibi, Suriye, burayı diyor, Suriye, Suriye, Suri, Suriyetun. Okunuşları. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar bir Arap'la konuşurken önemli. Veya bir Arabistan gibi, işte Suriye gibi bir yerlere giderseniz o zaman önemli. Ene Libiyetun. Ben Libyalıyım. Ene Arabiyyun. Ben Arabım. Ene Suriyetun. Ben Suriyeliyim. Ene Mısriyun. Veya ene Mısri. Mısırlıyım. Ene Türki. Türküm. Ene Lübnaniyetun. Lübnanlıyım. Ummani, Ummanlıyım. Ene Mısriyetun, Mısırlıyım. İlk defa manasını vermeyen birkaç kelime gördüm. Kendinizi tanıtan cümleler yazın. Mesela nasıl başlarsın? Ene, ben, dabibun, bir doktorum mu? Yoksa ene, ben, tilmizun, bir öğrenciyim. Muallimun, işte öğretmenim. Ne yazacaksan ene, nokta nokta, gerisini kendin yazacaksın. Mesela sonra dersin ki e'işu, ben yaşıyorum, işte fi Ankara, fi şurası, fi burası, nereye yazacaksak. Ailenizle ve arkadaşınızla işte çeşitli cümleler kurun diyelim. Dikkat! Burada dili geçmiş zamanda basit fiil çekimi verilmiş olup fiil türleri ve diğer çekimler ikinci bölümde verilecektir. Mazi fiil çekimi tasriful fiyenir mazi tasrif çekim demektir. El fi'il fiil zaten. El mazi. Mazi ne demektir? Geçmiş zaman, değil zaman manasına geliyor. Mazi bir fiilin örnek çekim tablosu. Örneğin ketebeyi bir çekime alalım diyor. Ketebe yazdı manasına gelir. Hüve ketebe. Yanına niye hüve yazmış? Fiil çekiminde normalde hüve yok ki. Şundan dolayı yazıyor. Ben ketebe dediğim de ketebe acaba müfret mi, tesniye mi, cemi mi, müzeker mi, müennes mi, gayet mi, muhatap mı, mütekellim mi? Yani bir karışıklık yaşamayın diye hüveyi yanına koyuyor. Neden hüveyi koydu? Yukarıda çünkü biz bu zamir tablosunu verdik zaten diyor. Hüve humahum.
devamını görüyorsunuz. Hiye, huma, hunne. O zamirler ile bağdaştırın. Bir ilişki kurarak ezber yapın diyor. Mesela size birisi ketettüm hakkında bilgi ver dediği zaman ne diyeceksin? Ketettüm nedir? Evvela cemidir. Bakın aşağıya doğru. Entum'la ortak olduğundan. Ketettüm cemidir. Başka muhataptır. İkinci şahıstır. Müzekkerdir. Bunları bilmeniz gerekiyor. Fiil çekim nasıl ezberlenir? Burada hüve ketebe, humaya, keteba, hum ketebu, hiye ketebet yanlarına zamirler yazmışlar. Zamirlerle beraber ezberlerseniz, zamir az önce ezberlemiştiniz de müfret, tesniye, cemi, muhatabı, gaip gibi ezberlemiştiniz. Bunları da zamirlerle beraber ezberlersen bir fiil sorulduğunda müzekker mi müennes mi artık nedir diye sorulduğunda zamirle beraber ezberlediğinden kolayca hatırlarsın diyor. Yani bu mantıkla böyle yazılmış. Normalde fiil çekiminin yanında hüve yazılmaz yani. Yazılma gerekçesi bu olsa gerek. Fiil çekimi şöyle ezberlenir. Ketebe keteba ketebu, ketebet ketebeta ketebne. Ketebte ketebtuma ketebtun, ketebti ketebtuma ketebtunne, ketebtu ketebna diye ezber yapılır. Yine aynı şekilde ketebe ketebet, ketebte ketebti ene. Bunlar nedir? Tekildir. Yukarıdan aşağıya doğru. Bir iniş söz konusu. İkili de var. Keteba, ketebeta, ketebtüm, ketebtuma şeklinde. Yukarıdan aşağı inme söz konusu. Ketebu, ketebne, ketebtüm, ketebtünne, ketebne. Bunlar yine yukarıdan aşağı doğru iniyor. Görüyorsunuz. Cimisi, tesnisi, müfredi söz konusu. Sağdan sonra yine gaib, gaibe, üçüncü şahıs yani. Muhatap, muhataba, ikinci şahıs yani. Mütekellim, birinci şahıs yani şeklinde sıralanmışlar. Fiil çekimini şöyle yapabilmeniz lazım. Mesela gözünüzü kapatıp ketebe, keteba, ketebu, ketebe şeklinde yukarıdan aşağıya doğru sayabiliyor musun? Birinci soru bu. Sayabiliyorum, evet. Peki. Durup mesela ketebtu fiili neydi acaba tabloya, kitaba bakmadan? Ketebtu hakkında bilgi vermem lazım. Evvela manalarını bilmek zorundasınız. Ketebtu ben yazdım manasına gelir. Evet, başka ne diyebilirsin? Mesela müzekker mi, müennes mi gibi hakkında bilgi ver. Ne diyeceksin? Birinci şahıstır, mütekellimdir. Erkek içinde, kadın içinde ortak kullanılabilir. Bu bilgiyi verebilmen lazım. Veya pat diye durdun. Ketebtum hakkında bilgi. Sizler yazdığınız manasına gelir. İşte ikinci şahıstır, muhatap zamirdir, cemidir. Bu bilgileri verebiliyor musun? Ketebet durdun. Ketebet fiil hakkında bilgi. O bayan yazdı manasına gelir değil mi? O yazdı. Ketebe de o yazdı demek, ketebet de o yazdı demek. Aynı mana değil aslında. Ketebe erkek için, yani o erkek yazdı demektir. Ketebet o kadın, o kız yazdı manasına geliyor. Ama bu yeterli bilgi mi? Değil. Manasını bilmekle beraber üçüncü şahıstır, gaibedir. Yani ne demektir? Müennestir. Bir de aynı zamanda müfrettir. Bu bilgiyi de vermen lazım. Bu tür bilgileri yani şu tablodaki her bir kelime için verebilmek gerekiyor. Bu şekilde bir sağlam ezber yapılmalı. Ardından yanınızdaki bir arkadaşa hani sor bana bakalım tablodan fiil sor bakalım açıklama yapabiliyor muyum? Ketebu onlar yazdılar yani o erkekler yazdılar değil mi? Eril müzeker ya. Kadınlar olsaydı ketebne o kadınlar yazdılar diyecektik. Hani yazdılar diyor aslında o kadınlar yazdıdır da anlaşılsın diye. Onlar yazdılar o erkekler yazdılar. Açıklama yap nedir? Üçüncü şahıs gaibe müzekker cemidir. Bu şekilde fiil bilgisi verilebilmesi gerekir. Bunu sağlam bir şekilde ezber yaptıktan sonra ketebe yerine ne sara fiilini çek. Ne sara, ne sara, ne saru, ne sarat, ne sarata, ne sarne şeklinde birini çekmen lazım. Sonra şuraya fetaha yazdığını düşün. Fetaha, fetaha, fetehu, fetahat, fetahata, fetahne şeklinde fiil çekimi. Ama bu bir sonraki adım yani şu an bunlar nereden çıktı? Bu hoca fetaha da ne? Nasara da ne? Bunu şu anlık boşverin. Sadece ketebi az önce anlattığım şekilde bir ezberini sağlam bir şekilde yapın. Evet 10 üzerinden 10 numara bu işi yaptım dedikten sonra bu fetahayı tekrar dinleyin. O zaman dinleyin. O zaman şunu dinleyin yani. Fetaha. K, T, B. Ortak nokta ne? 3 harf. 3'ü de fethalı. Aynen yazabilirsin. Huma. F, T, H. Ne değişti? Aslında fiil ketebe yani arkadaşlar. Fiilin orijinali ketebedir. Orijinalini sadece buraya yazıyor. Dikkat edin yani. Gâib ve tekil olan yere orijinalini yazıyor.
Hemen sol tarafa yazarken ketebe ne oluyor? Ketebe bağ oluyor. Yani sonra bir elif eklemiş. Kırmızı zaten. Farklılıkları kırmızı olarak görebiliyorsunuz. Ketebe, kete bağ olmuş. Burada ne oluyor? Ketebi aynen yazdın ama sonuncu harfte değişiklik var. Zammelenmiş. Neden? Sol tarafta vav var çünkü. Vav'ın sağ ötülü olacak. Kete bu, ketebe t cezinde bir t koymuş ketebenin yanına. Ketebe aynen yazılmış. Ta eklenmiş. Ketebe aynen yazılıp ba'ya cezim konulmuş. İşte fetihayı yazdığını düşün. Aynen bu şekilde farklılıklar yapacaksın. Nesara da böyle, kefara da böyle, haracı da böyle. Çeşitli fiil çekimleri yapılacak. Herhalde ondan sonra olsa gerek. Ne oldu burada? Sıkça kullanacağınız bazı fiiller demiş. Doğrudur arkadaşlar. Bu fiillerin tamamı çok yaygın kullanılır. Basit kelimeler. Bunları da manasıyla ezberleyebilirsiniz. İster şimdi, isterseniz sonra zaten zorunlu olarak çok sık göre göre ezberleyeceksiniz. İster istemez. Yukarıdaki fiil çekimini 3 kere deftere yazın. Diğer örnek fiillerden 3 tanesini çekerek dili geçmiş zaman olarak tüm şahıslarla çekimini deftere yazın diyor. Aslında dediğim şey, yani yukarıda ben fetahadan, keferadan örnekleme yapmaya çalıştım. Kitapta onu istiyormuş zaten sizden. Dili geçmiş zaman çekimini karşılaştırın Türkçe ile. Arkadaşlarınızla paylaşın. Alıştırmalar. Tamam, alıştırmalara geçelim. Ne var? Tedribatu alıştırmalar demek. Yazmış zaten. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Uygun sözcüğü seçerek tamamlayın. Diyor ki 1. Esselamu. Gerisi ne olmalıdır? Yani bunu ilkokul 1. sınıfa sorman lazım. Esselamu. Aleyküm olacak tabii ki. Esselamu. Elhamdü mü olacaktı? Esselamu aleyküm. Olmak zorunda değil. Bunu herkes bir esselamu aleyküm. Orası garanti. Aleyküm seçilir. Bitti. 2. Ene bi hayrin. Ene ben bi hayrin. İyiyim. Elhamdülillah. O da bitti. 3. Keyfel hal. Nasılsın demektir. Ne diyor? Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurun. Hala bu da birin devamı değil mi? Boş bırakılan yerleri uygun sözcük tamamlayın. Bu da öyle diyor. Merhaben. Şimdi burada koyacağım kelimeyi nereden seçmeliyim? Şuradan mesela. Merhaben. Keyfel hal demiş. Burada da keyfe vardı. Keyfel hal. Ene. Ha, alakasız galiba. Hepsinden seçilebilir. Keyfel hal arkadaşlar. El hal konuluyor. Ene bir hayır nerede var? Şurası aslında. Ene bir hayır. Bir hayırın getirecek. Ene bir hayırın. Ben iyiyim. Şükran, teşekkür ederim. Ve ente. Peki sen nasılsın? Belli değil mi? Ene bir hayırın. Ben de iyiyim. Sabahül hayır. Sabahül hayır. Aynen yine yazılabilir. Ente min ehlihi. Ne geçmişti yukarıda? Parsada geçen bir şey vardı. Sabahın nur olabilir mesela. Hayırlı sabahlar. Ve ente min ehli. Sana da aynısından. Boşlukları örneklerdeki gibi doldurun. Aliyun, Lübnaniyun, Lübnan'dan Lübnaniyun, Mısır'dan Mısriyetun yazmış. Zeynep, Zeynebu, Mısriyetun, Ahmedu, Türkiye, Min Türkiye veya Türkiyin, Türkiyun veya Min Türkiye. İki yazında vardı hatırlarsınız. Ülkelerin evveline min yazabilirsin veya direkt sonra bir ya korusun. İkisi de olur yani. Leyla ne yazıyor burada? Libya yazıyor değil mi? Libya. Min Libya veya Libyaniyun. Libyaniyetun. Libyaniyetun yazılabilir. Yukarıda bunlar var. Bu ülkeler Tunus'muş, Fransa'ymış, İstan ne yazıyor? İspanya yazıyor. İspanya. Yukarıda ülkeler vardı hatırlıyorsunuz. Ülkeleri bir bulalım dilerseniz arkadaşlar. Hatırlamış oluruz. Ülkeler nerede idi? Bayağı da yukarıdaymış. Ülkeler buradaydı. Eğer bir erkek cümleyi kuruyorsa şuradan seçerek yazacaksınız. Görüyorsunuz. Bir kadın cümleyi kurmuş ise buradan seçeceğiz. O şekilde oraya cevap verilmekte. Peki buraya cevapları verdik. Abdullah ne diyeceksin?
İspaniyun. Aynen yazılır. Eril için ben Türk'üm, ene Türkiyün veya ene min Türkiye dedik zaten. Ene min Türkiye, ene Türkiyetun. Mısırlıyım yaz demiş. Ene min Mısrin, ene min Mısır, yani min Mısra iki şekilde doğuyor. Ve Mısırlıyım. Eril yaz diyor bunu. Nasıl yazarsın? Mısriyun, ene Mısriyun, ene Mısriyun. Yukarıda var zaten. Az önce gösterdiğim yerler arkadaşlar. Dişil için nasıl yazılır? Yukarıda var. Eril için nasıl yazılır? O da yukarıda var. Enemin Rusya, yani ülkenin başına ya yani min yazarak ya da min yazma da ülkenin sonuna bir ya koy. Erkek için. Kadın için ya artı t koy. Türk'ün bakın Türkiye ya ne yapmışlar? T koymuşlar. Her bir o şekilde doldurulabilir. Arası da ortada yine doldurma yapmışlar. Hüve minel küveyt de olabilir. Mini silersin. T'den sonra Y koyarsın. Küveyti dersin. Biter. Veya ne yaparsın? Dişil formunda sonuna bir kapalı T eklersin. Aynen anlattığımız gibi. Ve bu ülkelerin hepsi yukarıda var herhalde. Hüve minel Cezayir veya Hüve Eril değil mi? Min yazmazsın. Cezayiriyun. Cezayiri yazarsın. Cezayir varmış zaten burada. Ente sen minel Yemeni. Yemenlisin. Ente sen Yemeni. Evet. Tamamen yazmış zaten. Şöyle bir tane yazılmayan bakalım. Enti min İspanya. Sen İspanyalısın. Dişil yaz demiş. Nasıl yazacağız? Sonra T'ye koyacağız. İspanya niyetun. İspanya niyetun. Şeklinde olabilir. Yine soru varmış. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki doldurunuz. Hel ente dalibun? Sen öğretmen misin diyor. Ente ne zamiri? İkinci şahıs müzekker ve müfrettir değil mi? Dalibun. Dalibetun olmaz mesela. Hel nokta nokta dalibun yazdığına göre buraya ente yazacaksın. Mesela enti olmaz. Hüve de olabilir ama. Hel hüve dalibun o bir öğretmen midir de olabilirdi yani. Cümlenin nasıl kurulduğuna dikkat çekmek istedim. Şimdi cevaplara geçelim. Hel ente dalibun. Sen bir talip misin? Talip neydi? Öğrenci misin? Ya da dabibun. Tabip misin? La hayır. Ene dabibun. Şimdi hel ente dalibun. Sen bir öğrenci misin demek. Parantez arasına bir kelime yazmış. Diyor ki cümleyi bununla beraber kur. Talip ile dabip aynı şey olmadığı için bu yüzden la koymuş. Hel hiye muallimetun. Sen bir muallime yani kadın öğretmen misin diyor. Cevabı müdüreyle kuracaksın. O zaman yine la demem gerekir. Çünkü müdürle öğretmen aynı şey değildir. La hayır. Ama burada hiye demiş değil mi? O öğretmen midir demiş. Bu defa la'dan sonra ene kullanamazsın. Değerli arkadaşlar eğer cümleye ene ile başlanmış ise veya ene ile başlayacaksak yani ene ile nerede başlayabiliriz? Böyle diyelim. Soruda ente varsa ente varsa soruda cevapta ene olmak zorunda. Yani la hayır ene. La ene yazarsın sürekli. La ene, la ene, la ene. Nerede? Soruda ente veya enti varsa ve cevabı olumsuz ise hayır diyeceksen la ene dersin. Eğer olumlu cevap vereceksen naam ene diye başlarsın. Ama soru burada ente veya enti değil. Bakın hiye kullanmış, hüve kullanmış. Nerede hiye veya hüve kullanırsa cevaba ene diye başlayamazsın. Nasıl başlarsın? Hüve kullanmış ise cevapta hüve kullanırsın. Hiye kullanmış ise cevapta hiye kullanırsın. Yani aynen geçirirsin buraya. Hüve ile hiye aynen cevaba geçer. Ente ve entiler ise aynen geçmez. Ene diye geçer. Bunu unutmayalım. Genel kaydı diyebilirim. Hel hiye muallimetun o bir öğretmen midir? Ne diyeceksin? La hayır. Hiye o müdiratun. Hel enti mühendisetun. Sen bir mühendis misin? Ne diyeceksin? Burada parantez arasında mühendis ile tabip farklı şey değil mi? Tabipmiş kendisi. Ne diyeceksin? Ente ile kurulmuş. O zaman la ene diyeceksin yine. Müzekker de olsa, müennes de olsa la ene hayır. Ene ben tabibetun. Tabibeyim yani bayan doktorum. Hel hüve müdirun. O bir müdür. La hayır. Hüve o mühendisun. Hel ente tabibun? Sen tabip misin? La hayır ene ben muallimun. Hel enti tabibetun? La hayır
Ene ben Dalibetun diyeceğim. Zor değildi. Ente, enti, ve hiye ayrımına dikkat edeceğiz. Hel hiye Türkiyetun, o Türk müdür? La hayır hiye. Bakın la hiye bu sefer. La ene kurmamış. Neden? Çünkü soruda ne var? Hiye var. Hiye olduğu gibi geçer dedik. Hiye olduğu gibi geçer. Ente, enti, ente bunlar ene olarak geçer. La hayır hiye o Ürdüniyetin Ürdünlüdür. Hel ente Mısriyun, sen Mısırlı mısın? La hayır ene ben Yemeniyyün veya minel Yemeni. Ben Yemenliyim. Hel enti Filistiniyetun, sen Filistinli misin? La hayır ene ben min Suriye, Suriyeli. Min Suriye veya Suriyyün, Suriyetun müennesmiş burası. Enti müennes için zamiri yukarıda tabloyu ezbere biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla Suriyetun sonuna Suriye kelimesinin sonuna da kapalı T ekleniyor. Hel enti Suriyetun, hel enti Suriyetun. La hayır ene ben min Türkiye. Min ile kurdum veya minle kurmam direkt Türkiyetun da diyebilirim. İki şekilde aitlik ifade etme söz konusuydu. Bunun da bir tablosu vardı yukarıda. Hel hiye Küveytiyetun, o kadın kuvvetli midir? La hayır. Hiye o kadın min Pakistan, Pakistanlıdır veya Pakistaniyetun olabilir. Hel ve Mısriyun, o Mısırlı mıdır? La hayır hiye o min Yaban, Japonludur. Yani Japonyalıdır diyebilirsin. Japondur. Tam Türkçe olarak böyle olabilir. Örneklerdeki gibi doldurun. Naam ene veya naam hüve, naam hiye. Hel ente İspaniyun, sen İspanyalı mısın? Naam evet ene İspaniyun, ben İspanyalıyım. Hel ente Cezayiriyun, Cezayirli misin? Naam evet ene ben Cezayiriyun, Cezayirliyim. Hel hiye Yemeniyetun, o kadın Yemenli midir? Naam evet demektir. Naam evet hiye o kadın Yemeniyetun. Aynen şunu yazabilirsin yani, bitti. Nam dediğine göre arkadaşlar, bir yerde hüve veya hiye varsa olduğu gibi geçecek. Mesela neresi? Şurası. Ne yapacaksın? Nam var mı? Öyleyse nam evet hiye italiyesin. Aynen şunu çizdiğim yeri aynen namın yanına yazarsın. Bitti. Burada da nam var, hüve var. Öyleyse hüve tunisiye, tunisiyun. Şuraya çizdiğim yeri aynen alıp buraya yazabilirsin. O Tunuslu mudur diyor. Tunusludur şeklinde cevap vermek için bunu olduğu gibi buraya alırsın. Ente dediği için ene ile başlayacaksın. Ene ben Ürdüniyetun. Hiye demiş. Öyleyse hiye Yemeniyetun olduğu gibi al buraya yaz. Cevaplar verildi sanırım. O nerelidir diye soruyor. Şuralıdır diye cevap verildi. Fiillerin doğru çekimiyle doldurun diyor. İşte fiil çekimi arkadaşlar Arapçada çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Son derece önemlidir. Sadece bu ünite değil, Arapça 1 değil, Arapça 3 de, Arapça 5 yok belki ama Arapça 5'te de ilişkilidir. Fiil çekiminde sıkıntı yaşıyorsanız Arapça fiil çekim kitabı almanızı öneririm. Hani kitap şimdi söylesem reklam yaptı derler. O yüzden bir kitap adı vermiyorum ama Arapça isim fiil çekim kitabı, tam adı Arapça isim fiil çekim kitabı. Google'a yazarak da bulabilirsiniz. Yakınızdaki bir kitapçıya giderek de yine bulabilirsiniz. Bu fiil çekimiyle alakalı bizim videolarımız da var. Hatta setimiz var. Emsile, bina, maksut okuyan arkadaşlar varsa zaten zorlanmayacaktır. Okumayan varsa da biz onun videolu halini, tercümeli halini çekmişizdir. Bize ulaşıp videolu halini de alabilirsiniz. Farklı yöntemler mevcut. Şimdi hüve için dehale. Doğru bir yazış. Doğru çekimiyle doldurun. Tamam. Hüve dehale işte. Bu doğrudur. Bitti. Nahnu ise nahnu ile celesi olmaz. Celes na olacak değil mi? Celes na olacaktır. Yani burada ne anlatılmış sayın hocam? Olay şu arkadaşlar. Hüve bir zamir. Nahnu da zamir. Entuma zamir. Bunların hepsi zamir biliyorsunuz. Ve zamirleri biliyorsunuz. Müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes, muhatap, muhataba, gaybe, mütekellim gibi ayrımlara sahip farklı özellikleri var. Burada ise fiillerin tamamı nasıl yazılmış? Müfret, müzeker, gaip hali yazılmış. Bunu diyor, siz şu zamirleri uygun halde yazın bakalım diyor. Mesela entuma tesniyedir. Burada ben bunu müfret yazdım. Bunu tesniyesini yaz bakalım. Gibi.
O manada. Hüve de müfrettir, müzekkerdir, gayiptir. Dekale de aynı özelliği taşımaktadır. Öylesi uygundur. Nahnu nedir? Mütekellim bir zamirdir. Ve çoğuldur, biz manasına gidiyor. Cemidir yani. Celese ise nedir? Üçüncü şahıs halinde yazılmıştır. Müfrettir, müzekkerdir. Nahnu ile uyum sağlamıyor. Çekimini yaparsan celese, celesa, celesu, tıpkı ketebe, keteba, ketebu gibi çekim yaparsan celesna diye gelecektir. Celese, celesa, celesu, celeset, celeseta, celesne diye çekim yap. Celesna uygundur. Buraya yazarsın. Şeribe, şeribe, şeriba, şeribu, şeribet, şeribeta gelir. Şeribe, ta, bitti. Ente demiş. Vehebet, vehebeta, vehebne, vehebte halinde yazarsın. Vehebte, yani baya cizim ver. Sonra da açık bir t yaz. Zehebte, bitti. Hum demiş. Hum nedir? Haracı, haraca, haracu olarak yaz. Zeynep ve Nur demiş. Öyleyse ketebeta şeklinde yazarsın. Hunne, alime, alima, alimu, alimet, alimeta, alimne şeklinde yazarsın. Ene, celese ne olur? Celese, celesa, celese yukarıda vardı, yine geldi. Celes tu, ketep tu, fetah tu, şerip tu, haraj tu. Her harekat öyle yazılır yani. Celes tu diye yazın buraya arkadaşlar. Cevabı bulmuş olursunuz. Yine bir soru söz konusu. Bayağı bir soru geldi. O kadar yani bol soru diyebiliriz. Uygun ayrık özne zamirleriyle doldur demiş. Betül adlı kişi diyor ki merhaben ya Zeynep. Merhaba Zeynep diyor. Keyfel hal, nasılsın? Zeynep cevap veriyor. Nereden seçeceğiz kelimeleri? Bir seçim söz konusu değil. Zeynep diyor ki ha tamam. Ene bi hayrin. Ene yazacak değil mi? Ene ben bi hayrin, iyiyim. Ya Betül ve enti, ya sen nasılsın? Enti, sen nasılsın? Ente değil değil mi? Ti, te değil. Ti, ti, enti. Bayana hitaben çünkü. Sen nasılsın demek. Betül diyor ki ene bi hayrin. Ben de iyiyim elhamdülillah. Keyfe Ahmet. Ahmet nasıl? Ahmet'i soruyor artık abisi kardeşi. Zeynep cevap veriyor. Ne diyecek? Hüve. Hüve. O Ahmet. Hiye diyebilir mi? Hiye. Hiye diyemez. Ente der mi? Diyemez. Neden? Bir defa gaipten bahsediyor ve müfrettir ve müzekkerdir. Bu yüzden hüve diyecek. Hüve o Ahmet var ya. Bir hayır iyi. Ya Betül ey Betül. Ve keyfe Aliyün ve Muhammedün. Peki Ali ve Muhammed nasıldır? Artık kardeşleri, abileri falan. İki tane erkekten bahsedildiğine göre iki tane erkekle uyumlu zamir kurman lazım. Hüve huma. Hüve müfret, huma tesniye. Huma o ikisi bir hayrın iyidir. Şükran, teşekkürler. Aşağıda cümleleri okuyunuz ve boşluğa yazınız. Bunları okuyup neden yazacağım şu an pek anlayamadım. Türkçesi de aşağıda varmış. Ali öğrencidir, o Türktür, Zeynep öğrencidir. Maksat burada sizi biraz daha Arapçaya alıştırmak herhalde. Belki yazım gücünüzü geliştirmek de olabilir. Okuyun yazın demiş. Arapçası orada, Türkçesi hemen aşağıda. Oku yaz. Buna ben ne diyeyim yani, okuyup yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Benlik bir şey yok. Aliyun dalibun hüve türkiyün. Şöyle bir durum olabilir. Aliyun dalibun. Dalibetun değil mesela. Aliyun müfrettir. Dalibun da müfret. Müzekker ve müzekker uyum var. Hüve türkiyün. Huma değil. Hi değil. Neden? Hüve seçildi. Buraları okurken şu zamirlere çok dikkat ederek gitmeniz gerekiyor. Mesela ketebet fiil neden böyle geldi? Ketebe gelmedi. Ketep tu gelmedi. Neden böyle? Çünkü Zeynep nedir? Bir tane bayandır. Yani müfrettir ve müennestir ve gaibedir. Bu yüzden fiil de onunla alakalı, uyumlu olarak geldi. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ene ahmedu, ene muallim, ene ketebtu. Mesela nahnu ketebtu olmaz. Nahnu biz, ketebtu ben demek. Uyum olmaz da değil mi? Bu uyum zamirlerine, yani zamirlerin alakalı olmalarına dikkat etmek gerekiyor. Burada ne var? Özet varmış arkadaşlar. Özet önemli. Özet okumanızı öneriyorum. Yine mi soru var? Sabahul hayır ifadesine cevap olarak aşağıdakilerden hangisi verir? Sabahul hayır, hayırlı sabahlar demek. Günaydın demek. Hangisi olmaz? Leyletun saadetun, hayırlı akşamlar.
Günaydın diyene hayırlı akşamlar desen yani bir testlik söz konusu. Hemen sağda altı var. Hangisi dişil bir sözcüktür? Seyyaratun. Neden? Kapalı ile bitmiş. Yani tay merbuta ile bittiği için öyle olur. 2. Tusbihu alel hayri. İfadesinin cevabı olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Tusbihu alel hayri. Neydi? Hani tusbihu. Sen uyanırsın alel hayri. Hayır üzere demiştik. Bu şekilde bir mana bizi verdik. Sabahul hayır. Mesaul sabah hayır. Hayırlı sabahlar. Mesaul hayır. Hayırlı akşamlar. Ve enti min ehlihi veya ve ente min ehlihi. Sana dayanısınlar demekti. Mesaun nur. Hayırlı akşamlar. Evet, sen hayırlı geceler demekti. Ne olur? Mesaun nur olmaz. Ha, hangisi doğrudur demiş zaten. Ben hangisi olmaz diye sordu. Diye düşündüm. Hangisi doğru? Sabahın hayır denebilir. Zeynep Lüblanlıdır. İfadesini karşılayan doğru cümle hangisi olur? Zeynep evet. Lüblanlıdır. Evvelen Lübnan olacak. Zeynep'un Lübnaniyün. Zeynep'un Libya Niyetün. Zeynep'un Lübnaniyetün. Tamam, B şıkkı doğru. Lübnaniyetün. Müennes bir defa kelime. Şurada Lübnan nedir? Müzekkerdir. A'da C'de müzekker. E'de zaten Libya yazıyormuş gibi. D'de de kelime yine müzekker. B'de ise müennestir. Doğrusu B'dir. Hangisi bir geçmiş zaman fiilidir diyor. Zaten muallim kelimesi değil, seyyare kelimesi değil. K, T, B olur değil mi? Neden? Bir defa tek fiil zaten burada E şıkkı arkadaşlar. Diğerlerin her biri isim. Kitapmış, muallimmiş, seyyar, racul her biri isimdir. Keyfel hal olacak burası. El hal. Yanlış doğru bilgi sorusu bu. Arapça dişil sözcüklerin olduğu bir dildir. Dişil sözcükler Arapçada vardır. Doğrudur. Görünüşü eril olsa da Arapçada duyuşa göre dişil olan sözcükler vardır. Bunlara semai müennes adı veriliyordu. Ta merbut adı verilen bir harf bulunmaktadır. Dişil alamet var. Dişil sözcüğünün Arapça karşılığı müzekkerdir, yanlıştır. Dişil müennes demek. Kavramları bilmek zorundasınız. Kavramları bilmeden sınava zaten girme. Yani Arapçada şu kelimeye ne deniliyor? Türkçede ne deniyor? Eril nedir? Müzekkerdir. Dişil nedir? Müennestir. Üçüncü şahıs gayb gaybe. İkinci şahıs muhatap muhataba. Birinci şahıs mütekellim. Bunları bilmeniz zaten gerekiyor. Hangisi diyor bir zamir değildir. Ahmet'ten zamir olmaz arkadaşlar. Zehebi gitti manasına gelen bir fiildir. Ne diyor? Dil, geçmiş zaman, ikinci şahıs, şu bu bir sürü şey yazmış şimdi. Bakalım. Zehebtum, zehebe, zehebe, zehebe. Ne? Zehebtum nedir? İkinci şahıs müzekkerdir. Zehebtum ne? İkinci şahıs müennestir. Zehebu, üçüncü şahıs cemidir. Gaybedir. Müzekkerdir. Zeheb ne? Üçüncü şahıs cemi müennestir. Vehebte. Bağda cezim var arkadaşlar. Yazmamış olsa da bilin. Vehebte. İkinci şahıs müzekker müfred. Vehebtuma ortak tesniye. Vehebe veheba vehebu vehebeta. Vehebtuma nedir yani? İkinci şahıstır. Müzekkerde de müennesi de kullanılır. Muhatap muhataba da ortaktır. Vehebtu mütekellim. Vehebna yine mütekellim. Vehebtu ben manasına. Vehebna biz manasına. Vehebna cemi. Vehebe müfrettir. Müzekkerdir, gaiptir, tekildir. Vehebeta, vehebe, veheba, vehebu, vehebet, vehebeta. Gaibinin tesniyesidir. Burayı yaptık mı? Dişil zamirlerden birisi değildir. Ente, müzekkerdir. Geri her biri nedir? Müennestir. Burada cevaplar varmış. Arkadaşlar hani hızlı hızlı geçtim. Verdiğim bir cevap yanlış da olabilir. Buradan siz yine bir gözden geçirin. Alıştırmalar, yanıt anahtarı demiş. Burada da yanıtlar varmış. Yine bunları gözden geçirin. Bizim verdiklerimizde hata olma ihtimali elbette var. Burası da cevapmış. Burada ne var? Bölüm kelimeleri. Kelimeleri ezberlemeye çalışın. Kelimeler önemli. A'dan Z'ye hepsini elbette ezberleyemezsiniz ama
en azından bir göz gezdirmiş olursunuz. Bölüm 2 diyor. Biz selamla ilgili ayet ve hadis konusu söz konusuydu. Onunla ilgili bir iki örnek verip kapatacağız şimdi. Bir tane hadis vermiştik zaten. Neydi? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve daybat. Yani dua olarak ezberliyoruz. Tamam, dua. Ama aynı zamanda hadistir. Yani o duayı alimin biri oturup şöyle bir dua edelim dememişler. O bir hadisi şeriftir. Hadisten örnek o olsun. Ayetten örnek zaten karşınızda. Ayetten örneğimiz ne arkadaşlar? وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اِنَّ اللّٰهِ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Nisa suresi 86 ne diyor? Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle cevap verin. Allah her şeyin hesabını eksiksiz bilmektedir. وَإِذَا حُيِّيْتُمْ حُيِّي حَيَّا. Bunlar ne? Selamla ilişkili kelimeler. حَيُّوا selam verin. بِأَحْسَنَ مِنْهَا ondan daha iyisiyle. اَوْرَدَ رُدُّوهَا aynısıyla. İnna Allah şüphesiz ki Allah kânedir, alâ külü şeyin her şeye nedir? Hasiben, eksiksiz bilmektedir. Selamla ilgili bir ayet vermiş olduk. Nisa 86. Böylece ilk üniteyi tamamladık arkadaşlar. Fiil çekimine dikkat etmenizi, zamirlerle alakalı tüm bilgileri bilmenizi, orada ülke adları işte Türk'ün, Türkiye'tün, Min Türkiye gibi o ülke adlarını, kim hangi ülkeli onlara dikkat etmenizi öneriyorum. Anlaşılmayan bir yer varsa soru yazabilirsiniz videonun altına. Şu anlık bu kadar.